Herkese selam dostlar, 333 YouTube kanalı burası. Türkiye'nin en nefret edilen kanalı zannımca son bir haftada. Çiçek çoktur ama gül başka, insan çoktur ama kardeş başka. Var ya böyle, bunun iki ayda bir linç yeme şekli var yani. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi son Tunç Kurt mevzusu. Ondan öncesi de var. Ondan öncesi de var, o da 0.50 net mevzusu falan derken işler büyüdü. Tehdit mesajları alıyor musunuz? Ben alıyorum. Bugün, hatta bugün bir tane mesaj geldi, 3 sayfa. Bana Tunç Kurt'u savunuyor. Ne diyor? Bana diyor ki, bu adam diyor matematikte o kadar iyi anlamıyor olsa bile insanlara matematiği sevdiriyor, çok alçak gönüllü, insanlara hayata hazırlıyor. Sen diyor derece yaptın diye adam mı oldun diyor. Bunu 3 sayfa yazıyor. Bu arada iyi bir insana benziyor bence de. Ben insandan da bir şey demedim. Abi şunu demek istedi, ben tercih etmiyorum dedi izlemeyi, bence benim anladığım. Biraz da ötesi değil. Biraz da ötesine gitti. Adam yani, rahatsız olmuş adamdan. Şöyle yani. Bir şey var, şimdi benim rahatsız olduğum nokta adamın izlenmesi veya matematik anlatması değil. Ya da yüksek lisans yapması değil ODTÜ'de. ODTÜ'de yüksek lisans evet. Mı yapıyor? Helal olsun. Şöyle bir şey var, bu adam ben 2 yıl önce bir videosunu izledim. İşte şunu anlatıyor, herhalde Ankara'daydı, hatırlamıyorum. Şu dershaneye gittim, hocam bana şöyle dedi, sen bir şey başaramazsın dedi. Kimse başaracağıma inanmıyordu, kazandım. Sonra dedim ulan nereyi kazanmış, bir bakayım. Evet, tamam. Geçelim. Sen şey diyorsun, Harvard giriş sorusunu çözebiliyorsan niye Harvard'a gitmiyorsun? Hayır. Bu adamı bu kadar gözünüzde büyütmeyin. Peygamber etmeye gerek yok bu adamı diyorum. İlahlaştırmayın mı diyorsun? Evet, sen de öyle bir şey diyorsun ama şey değil yani. İstiyorsan yapabilirsiniz. Bence de bu arada o kadar nefret ama söylemeni hak etmiyorsun. Sen de hak etmiyorsun. 0.50 mevzusunda mı? Evet. Orada da senin üstüne geldiler. İkinci dakikada bir şey demişsin herhalde ama vallahi izleyemedim orada ne dediğini. Ne demişsin? Ne demişim? Hatırlamıyorum. Ne demişim? Ben de hatırlamıyorum. Yani. Megafonu elinize alıp hükümeti istifa dediniz mi? Kim? Siz. Yo. Hükümet istifa dediğiniz şeklinde haberleri ben okudum. Diyorum ki eğer bu net aralığındaysanız yanlış yaptığınız bariz bir şeyler var diyorum. Çünkü diyorum sonra Musab'a dönüyorum diyorum ki 40 soru Türkçe 20 soru da sosyal var diyorum. Yani Türkçe'de mi bilmiyorsunuz diyorum, anladın mı? Bu arada hepimiz bu konuda ortak fikir belirttik. Biz burada ortak olduk yani. Yanlış yaptığınız bir şeyler var. Ama herhalde benim ağzım sivrildi orada. Yok birazcık ya. Tepki gördüm. Hayır, senin ağzın sivrilmedi. Arkadaşlar şu an stresli bir dönemde kırılgan oldukları mı? İçin kırılganlar. Olabilir. Ama mesela seneye dönüp bu videoyu izlediklerinde diyecekler ki ulan aslında adam haklıymış, bir şey demiyormuş. Evet. Çünkü bizim orada amacımız aşağılamak değil. Biz sonuçta bir hizmet sağlıyoruz burada insanlara. Beğenilmek evet. De istiyoruz ki daha çok izlenelim. Hı-hı. Niye biz sizi aşağılayalım ki kameranın karşısına geçip? Ya biz size diyoruz ki uyanın yani 0.50 net yapıyorsan yanlış ya. Yapıyorsun. Hoca. Düşük bir ihtimalle. Mesela kaçla başladın? Kaçla başladın? 60'la başladın. 50'nin biraz üstü. 50'nin biraz üstü. Yani burada öz eleştiri de var. Şimdi bize de şey diyorlar. Derece yaptınız. Abi biz derece yaptığımızı hatırlamıyoruz bile. Öyle bir şey de var yani. Bununla yaşamıyoruz ki. Evet, biz geçsiz. Derece biz sadece yaptınız. Şuna sallıyorsun. Tunç'a sövüyorsun. Ya da ne bileyim. Küçük görüyorsun insanları falan, böyle bir şey yok. Bizim bulunduğumuz yerde, bizim yaşadığımız ekosistemde derece yapmanın hiçbir şeyi yok. Yok. Kimse kimsenin kaç yaptın diye sormuyor. Ve herkes iyi yaptı. Kimsenin umurunda da değil yani. Sizin önünüze sadece bu kimlikle çıkmış olduğumuz için siz bunun üzerinden biz var olduk sanıyorsunuz. Ama bunun artık bizim için bir değeri yok. Ki biz mesela 0.50 netle ilgili bir şeyler söylerken şunun da farkındayız. Bu okulda işte 120'ye yakın netler yapıp emin olun sizden daha akılsız olan çok insan var. Evet. Sizin çok daha akıllı olduğunuz insanlar var. Yani biz bu net işini zekaya endekslemiyoruz. Doğru çalışmaya endeksliyoruz. Siz biz de size doğru çalışmayı öğretiyoruz. Siz de bize sövüyorsunuz. Mesela geçen bir yorum daha. Abi işte okul ziyaretine geleceğiz. Neredesiniz? Görüşelim falan. Altına bir yorum. Çok mu önemli kişiler? AQ. Aslında yani Musab'ın Tunç Kurt'u gördüğü gibi bazı insanlar da bizi görüyor olabilir. Evet. Bizim buna saygımız var. Evet. Tunç Kurt gelip mesela Musab'a sallamaz, biz de gelip o çocuğa sallamayız. Sallamayız yani. Çok önemli kişiler değiliz ama tanışmak isteyenler de tanışırız yani. Niye tanışmayalım? Şimdi niye böyle yani, çok arttı bu yorumlar. Ki tanışıyoruz da bu arada. Evet. Belki birileri rahatsız olacak, üzülecek ama şey döneminde, okulun başlangıç döneminde
Yani yeni girişim kim varsa ben tanıştım ve fotoğraf çekildim. Evet. Aynı şekilde yani. Güzel. Aynı. Eğlenceli bir aktivite oluyor. Çok önemli insanlar olduğumuz için yoksa işte kanaat önderi olduğumuz için değil. Evet. Sen bizi izlemiş, bize saygı duyuyor ve bir hatırası olsun. Büyük ihtimal arkadaşlarına atıp şey diyor. Lan bak kimlerle fotoğraf çektim. Büyük makara ihtimal. Yapıyor. Evet. Evet. Bak diyor mallara bak kimle tanıştım. Nasıl rollendiler. Belki, yani. Belki de. Büyük ihtimal öyle diyor yani. Mesela 2 sene önce de biz mesela aynı şeyleri söylüyorduk ama herhalde o zaman yaşımız küçük diye çok bize şey yapmıyorlardı. Kale almıyorlar. Evet yani. Ama mesela şimdi söyleyince direkt yorumlar dolmaya başlıyor. Çünkü biraz da işte yaşlandık falan yani. Şey var ya. Üstünü sizi kapatmadan söylüyorlar. Sizi biz var ettik. Hayırdır diyorlar sanki. Diyorlar ama yani biz 2 sene önce ne söylüyorsak onu söylemeye devam ediyoruz. Mesela şimdiye kadar salladığımız kimle iş yaptık? Kimseyle iş yapmadık. Yaptık mı oğlum? Yaptık. Ya da işte site reklamları. Ya kardeşim biz bir iş çıkarmışız. Bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bir hizmet sunuyoruz. Sen niye site reklamına sövüyorsun sürekli? Ulan iş yapmışız. İşe güveniyoruz. Reklamını yapıyoruz. Ne yapalım? Bir de kendi kanalımıza koyuyoruz yani. Ne reklamı aynen reklam mı veriyoruz? Bir şey de yapmıyoruz. Yani reklam versek de yanlış bir şey yok da. Şöyle de bir şey var şimdi. Tabii de bu çocuklar para kazanmasın mı? Hayır para bir yana. Şimdi para tabii ki önemli bir faktör. Ama şöyle bir şey var. Koçluk alan öğrenci bundan memnun ki devam ediyor. Koçluk veren bizim derece öğrenci arkadaşımız biraz harçlık kazanıyor. Bunun kime ne zararı var? Alan ve memnun, veren memnun. Biz de bunun promotion'ını yapıyoruz. Katılıyorum. Bu arada ben bundan çok yanlış olan ne var? Şeyi söyleyen çok insan var. Koçluk, nefret ediyorum koçluk mekanizmasından. Bunlar da kendini bir bok sanıyor. Zaten hiçbir işe yaramıyor. Zaten yapacak olan yapıyor, yapamayacak olan yapamıyor. Yani bu kadar değersizleştirmeyi evet yani. Neden bu kadar istekli bir şekilde bunu değersizleştirmeye çalışıyorlar bilmiyorum. Bizde çalışan kaç kişi ulan, var? 100 kişi var değil mi en az? En son 60'tı 40 tane daha aldık 100 var, oldu. 100 kişi hepsi üniversite öğrencisi %75'i falan yeni girişlidir. Evet. Bu çocukların hepsi ailesinden belli bir miktar daha az para alıyor bu işi yaptığı için. Biz de bu işi sağlıyoruz. Sen bunun nesine sövüyorsun? Şöyle bir şey var. Biz hiçbir zaman da koçluk en iyi öğrenme stili. Koçluk almazsan olmaz demedik. Zorundasınız mı dedik? Sen sınav yılı koçluk aldın mı? Hayır. Sen aldın. Hayır. Ben de son bir ay Sözen için aldım. Aynı şekilde. Son 1-2 ay böyle salaktan Sözen çalıştık için. Yani. Bekir Avşar sayılıyorsa ben aldım. He, yani biz zaten koçluk aldığımız sayesinde burada değiliz. Çünkü biz çalışmayı biliyorduk. Koçluk alırsan daha doğru çalışabilirsin dedik yani. Biz de bunu diyoruz. Yani çok anormal bir şey mi Allah aşkına? Üniversite öğrencisi var karşında. Tamam mı? Derece yapmış. Bundan tavsiye alıyorsun. Daha normal ne var? Hayır bir de şimdi şey. Zamanını harcasa. Şimdi dershaneye 10 binlerce lira veriyorsun. Zamanını da harcıyor. Hı hı. Ulan buna az bir şey para veriyorsun, üstüne haftada bir saatini alıyor. Lan zamanını da harcamıyor. Ve bütçeni de çok değerli kullanmıyor. Bütçeni de çok yormuyor. Yani. Yani alan insana niye sövüyorsun? Hadi almayacaksın illa. Yani alan insana ne diye sövüyorsun yani? Evet. Uğraştık oğlum işte. Yani. Uğraştık yaptık. Vallahi ya, yazdan beri dirsek çürütüyoruz bu işe. Sonra geliyorsunuz bu ne? Leş, bok. Ya bu arada bunu yapan da çok küçük bir kitle. Ama biz onu görüyoruz yani. O evet. Doğru, doğru. Evet. Yoksa çok da umurumuzda değil aslında yani. Boş ver. Siz gidin VIP fasikülü de veriyorlar. 150 bin lira da verin. Ne her saniye verin takılın. Allah'ta kahretsin böyle işi. Ama yani bu şeyler çok üst üste geldi. Önce işte 050 net olayı, Tunçkurt olayı geldi. Onlar Tunçkurt dergisinin matematikçisiydi herhalde. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Şey yani. Tunçkurt Atatürk var. Yani Allah Allah. Haberimiz yoktu. Neyse yani sıkıntı yok. Ama siz de artık şu kırılganlığınızı birazcık ya, atın değil mi? Atın yani. Evet, onun da bir Ege Fitness derdi. Her şeyden nem kapıyorlardı abi. Evet. Yani şöyle bir şey var. Siz bu sınava hazırlanırken insanlar size çok şey söyleyecek. Yani sizin zaten bu akrabalar olur, çevre olur, başka bir şey olur, arkadaşlar olur. İnsan sürekli size bir şey söyleyecek. Siz Tunçkurt'a laf etmemize bile bu kadar alınıyorsanız ya da 050 net yapıyorsanız işte YKS'yi bilen yapmaz dememize bu kadar alınıyorsanız sizin işiniz daha çok zor. Bu süreç boyunca siz daha neler duyacaksınız. Buna alışın. Bu kadar kırılgan olmayın. Bir de şunu da düşünün. Yani sizin iyiliğinizi istemeyen insanlar ki YouTube'da 1000 tane vardır. Yuvarlak sözler söyler geçer. Der ki şuna şöyle çalışacaksın. Hadi yavrum. Hadi babacığım. Hadi bana gel. PDR hocası var. Bak gel koşluk al falan. Hadi işte şu dershaneye git. Şu kaynağı çöz. Sen de gidersin ona abi abla çekersin ondan sonra. Gider, bize de gelirsin dersin ki Allah sizin belanızı versin. O da çok doğru. Bize söven kitle
PDR'den koçluk satanlara abi çok iyisin, abi sen olmasan ne yapardık? Bize söven kitle gri koç izleyen kitle. Yanlış katılıyorum. Mıyım? Çünkü ben profil fotoğraflarına da baktığımda, yazım tiplerine de baktığımda, net aralığına da baktığımda onu anlıyorum. Gri koça salladığımızda gelen yorumlara baktığımda. Evet. İnanın gri koçta bu kanal... Lın yorumlarında en çok savunulan ikinci kişi falan. Evet, birinci Tunç Kurt. Galiba o oldu artık yani. Yani evet. Siz bu kadar hayal satanlara kızmıyorsunuz, onlara tapıyorsunuz da biz size doğru bir şey söylediğimizde nasıl bu kadar rahatsız olabiliyorsunuz? Benim aklım ermiyor. Ama şöyle de bir şey var. Yani çok da abonelikten de çıkabilirsin yani. Çok da rahatsız etmez değil mi? Evet, zaten son 5 aydır aynı abone sayısı. 53-56 bandında gidip geliyor. Bugün 56. Hatta eksiliyor. Öyle mi? Evet, eksildi. Yazın eksili, çok eksildi. Sıkıntı yok yani. Makramızdayız biz daha. Değişmiyor. Evet. Yani. Biz mesela hala daha bizi izleyip de sonradan işte buraya ya da başka bir okula gelip okuyan insanlarla da arkadaşlığımız var. Selam öyle. Sabahımız evet. Var. Öyle. Çok bozmaz ama bizi takip ediyorsanız da mutlu oluruz yani. Birbirimizin fikirlerine bile katılmıyoruz ya. Yani gidip de... Evet. Yani burada 3 tane farklı adamın farklı fikirlerini duyuyorsunuz yani. 3 farklı ağızdan bir tane ses bile duymuyorsunuz yani. Vallahi ya abi. Bilmezler abi, derdi bilmez. Valla şurada bir şey var yani, çıkmıyor. Bir şey diyeceğim, bu arada bizle hiçbir derdi olmayan biri bu videoya çıkmıyor. Oluyor. Abi vallahi takılın ya. Bu çok şey yapmayın. Bu kadar önemli bir şey değil yani. Biz de mesela onunla var olmuyoruz hala. Öyle. Siz de ileride onunla var olmayacaksınız. Bir sene kral gibi gezersiniz, ondan sonra herkes dalgasına bakar yani. Biz bunu da söyledik bu arada yani. Sınavın da çok önemli bir şey olmadığını söyleyip duruyoruz. Yani sınav üzerine iş yapıyoruz ve sınavın çok önemli bir şey olmadığını, saçma salak bir sistem olduğunu, bir şeyi belirlemediğini durmadan söylüyoruz yani. Bunları söylerken biz yüzüstü net yaptık diye süper zeki izi düşünüyor olmamız evet. Size ne kadar mantıklı geliyor? Siteyi açtık. Sen kaç aydır siteyle uğraşıyorsun? 3 aydır uğraşıyorsun. Sen 3 aydır reklamla uğraşıyorsun. Ben 3 aydır edit yapıyorum. Yunus'la beraber şeyi yönetmeye çalışıyoruz. Boğa bağırıyor, affedersiniz. Halen daha neden şurada şu var? Neden burada bu var? Neden ona sövdün? Neden bunu atladın? Yani oğlum öyleyse öyle işte, sallıyorsak abi çalışıyoruz yani. Ya bir şey söyleyeyim. Bizim bir bildiğimiz vardır. Çünkü bizim buradan diğerleri kadar para kazanma derdimiz yok. Bizim para kazanmamız, videolarımızın para kazanması 2 senedir kapalı. Evet, daha 2 senedir açtım. Daha 3 gün önce açtın, o da ama şeyden açtın değil mi? Sinirlendin açtın. Evet, dedim ki ulan dedim bari bu kadar trip yiyoruz, niye yiyoruz? Bari dedim para boşuna kazanalım. Boşuna yemeyelim yani. Oğlum bir videodan 1 dolar gelsin dedim değil mi? En azından bir çorba paramız çıksın dedim. Sırayla herkes linçlendi. Yani bir evet. Linçlendiğimiz herhangi bir şeyden herhangi bir kazancımız olmadı. Beni maaştan linçlediler. Total 3 abone gelmedi. 1 evet TL ya. Kazanmadık. O da çok kötü bir şey. Gölgede okulda... neden linç yedik? Doğru düzgün bir para kazanmadık. Evet. Okulda evet. Kim beni vallahi görse bile. Sen TikTok'taki çocuk değil misin maaş bekleyen? Yani saygıyı eksiğe düşürmekten başlıyor. 7-3 sürle kazandığım para endeksinde inanılmaz eksiğiz. O sıkıntı yani. İşte. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. Dostlar da demiyorum artık.